Stability yapay zekası yeni görüntü üreten yapay zeka modeliyle rakiplerinin önünde kalmaya çalışıyor. Stability AI'ın görüntü oluşturmaya yönelik en yeni modeli Stable Cascade, diğer birçok metinden görüntüye dönüştürme AI aracının temelini oluşturan sektör lideri öncülü Stable Diffusion'dan daha hızlı ve daha güçlü olmayı vaat ediyor. Stable Cascade, fotoğraflar oluşturabilir ve oluşturduğu görüntünün tam varyasyonlarını sunabilir veya mevcut bir resmin çözünürlüğünü artırmaya çalışabilir. Stability'nin Amiral Gemisi Stable Diffusion modellerinden farklı olarak Stable Cascade tek bir büyük dil modeli değildir. Bürjten mimarisine dayanan 3 farklı modeldir. İlk aşama olan C aşaması, metin istemlerini gizli dosyalara veya daha küçük kod parçalarına sıkıştırır. Talebin kodunu çözmek için A ve B aşamalarına geçilir. Çıkarım süresinin karşılaştırılması, Stable Cascade ve diğer modeller kararlılık AI istekleri daha küçük bitlere bölmek, isteği daha az bellek ve bulunması zor GPU'larda daha az eğitim saati gerektirecek ve daha hızlı çalışacak şekilde sıkıştırır. Hem hızlı hizalama hem de estetik kalite açısından daha iyi performans gösterirken. Şu anda kullanılan SDXL modeli için 22 saniyeye kıyasla bir görüntü oluşturmak yaklaşık 10 saniye sürdü. Çocukları vuruldu. Bu yüzden seslerini yeniden yaratmak ve milletvekillerini aramak için yapay zekayı kullandılar. The Wall Street Journal'ın haberine göre Shotline, silahlı şiddet sonucu öldürülen çocukların seslerini yeniden oluşturmak ve kayıtları otomatik aramalar yoluyla yasa yapıcılara göndermek için yapay zekayı kullanıyor. Parkland saldırısında öldürülen gençlerden biri de olan Joaquin Oliver'ın yapay zeka tarafından üretilen sesi, "Annemle babam sizi aramak için sesimi yeniden yaratmak amacıyla yapay zekayı kullandığı için bugün geri döndüm," diyor. Yazılım yalnızca birkaç dakikalık vokal örnekleri kullanarak iki düzineden fazla dilde sesleri yeniden oluşturabiliyor. Proje, ölü insanlara ait derin sahte seslerin üretilmesi için yapay zekanın kullanılmasıyla ilgili etik soruları gündeme getiriyor. Şirketin kurucu ortağı Mati Stanisevski, jurnala, "Eleven Labs'ın hak ve izinlere sahip olmaları durumunda insanların ölü akrabalarının seslerini de yeniden yaratmalarına izin verdiğini söyledi." Slack'in yeni üretken yapay zeka özellikleri arasında konu özetleri ve sohbete dayalı arama yer alıyor. Slack, geçen yıl tanıttığı üretken yapay zeka ara setini nihayet dünyaya sundu. Bu özelliklerin büyük çoğunluğu, iş odaklı sohbet platformunu kullanırken günlük yaşamınızı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu, önceki sohbetleri yavaşça taramak için Slack'in önceden var olan arama çubuğunu kullanmak yerine doğal dili kullanarak bir soru sormanıza olanak tanır. Bu amaçla şirket, kullanıcıların günlük olarak kontrol etmediği ancak göz önünde bulundurmak istediği kanalların kişiselleştirilmiş özetlerini oluşturma yeteneği de dahil olmak üzere daha fazla yerel AI özelliği hazırlıyor. Ayrıca Slack, en çok kullanılan üçüncü taraf uygulamalarından bazılarını yakında AI ekosistemine entegre edeceğini söylüyor. Google, Meta'nın sızıntılarını izlemek için yapay zeka ve uydu görüntülerini kullanacak. İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan metan emisyonlarının yaklaşık %40'ı enerji sektöründen kaynaklanmaktadır. İkili daha önce Street View arabalarındaki sensörleri kullanarak büyük şehirlerdeki metan sızıntılarının haritasını çıkarmıştı. Bu sefer uydu görüntüleri ve yapay zekanın bir karışımını kullanıyorlar. Uydu tabanlı başka izleme çalışmaları olsa da Metansat'ın gezegendeki metan emisyonlarının şimdiye kadarki en kapsamlı resmini sunması planlanıyor. Metan haritasını petrol ve gaz altyapısını gösteren bir haritalıyla birleştirmenin emisyonların nereden kaynaklandığına dair daha net bir resim sunması bekleniyor. Sert ve sağlam mikro yapıları keşfetmek için yapay zekayı kullanma. Şans eseri MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı, bilim insanları bunu sizin için düşündü. Bir araştırmacı ekibi,
hesaplamalı tasarım yoluyla olağanüstü performansa sahip malzemeler oluşturmak için geleneksel deneme yanılma yöntemlerinin ötesine geçti. Yeni sistemleri, teorik modeller ile pratik sonuçlar arasında sıklıkla bulunan tutarsızlıkları gidermek için fiziksel deneyleri, fiziksel tabanlı simülasyonları ve sinir ağlarını birleştiriyor. Malzeme biliminin canlı dünyasında atomlar ve moleküller, her şeyin geleceğini inşa etmek için sürekli işbirliği yapan küçük mimarlar gibidir. Ekip, yüksek performanslı bir bilgi işlem çerçevesi kullanarak malzeme özelliklerini daha oluşturmadan önce tahmin edip hassaslaştırabildi. Şimdiye kadarki en büyük metin konuşma yapay zeka modeli ortaya çıkan yetenekler gösteriyor. Amazon'daki araştırmacılar şimdiye kadarki en büyük metinden konuşmaya modeline eğittiler ve bu modelin karmaşık cümleleri bile doğal bir şekilde konuşma yeteneğini geliştiren ortaya çıkan nitelikler sergilediğini iddia ediyorlar. Yeni modele, BASE-TTS kısaltmasına dönüştürülen acil yeteneklere sahip büyük uyarlanabilir akışlı TTS adı veriliyor. Bunun hala deneysel bir model ve süreç olduğunu, ticari bir model veya başka bir şey olmadığını unutmayın. Daha sonraki araştırmaların ortaya çıkan yetenek için dönüm noktasını ve ortaya çıkan modelin verimli bir şekilde nasıl eğitilip dağıtılacağını tanımlaması gerekecektir. Görünüşe göre metinden konuşmaya modellerin 2024'te bir patlama anı yaşanabilir. Tam da seçim zamanında. Eşitlik. Brett Tyler'ın yepyeni bir yapay zeka girişimi var. Haftanın önde gelen startup ve risk sermayesi haberlerini ele aldığımız çarşamba programımızı takip etmek için yukarıyı dinleyin veya aşağıyı okuyun. Bu, şu ana kadarki haftanın kritik startup ve risk sermayesi hikayelerini inceleyeceğimiz çarşamba şovumuz. Buradaki şaka şu ki, bugün para toplamak istiyorsanız bir yapay zeka girişimi kurun. Ancak bugün gerçekten para toplamak istiyorsanız OpenAI'ın yönetim kurulunda da yer alan bir yapay zeka girişimi kurun. Özellikle diğer risk sermayesi şirketlerinde gördüklerimiz nedeniyle tuhaf bir şekilde temiz hissettiriyor. Robot teknolojisi ve yapay zeka, Hippo Harvest'ın marul yetiştirmek için 21 milyon dolar elde etmesine nasıl yardımcı oldu? TechCrunch'ın özel olarak öğrendiğine göre Hippo Harvest, yakın zamanda yeniden tasarlanmış depo robotları sayesinde B serisinden 21 milyon dolar topladı. Hippo Harvest, bazı yönlerden rakiplerine benziyor. Daha az toprak ve su kullanarak daha verimli bir şekilde gıda yetiştirebileceğini umuyor. Ancak onu bu alanda farklı kılan şey, onun bir kapalı alan tarım şirketinden çok bir robot girişimi olmasıdır. Bir Hippo Harvest serasında bitki modülleri bir direk ızgarasının üzerinde yer alıyor ve küçük koridorlarla ayrılıyor. Hippo Harvest başarılı olursa bu trendi alt üst edecek ve hiç şüphesiz yatırımcıların hoşuna gidecek. Menlo Güvenlik Raporu. Yapay zekanın benimsenmesiyle siber güvenlik riskleri artıyor. Menlo Security'nin yeni araştırması, üretken yapay zekanın patlayıcı büyümesinin işletmeler için nasıl yeni bir siber güvenlik zorlukları yarattığını ortaya koyuyor. Sık üretken yapay zeka kullanıcıların sayısı da aynı dönemde %64 arttı. Rapor, üretken yapay zeka sitelerine dosya yükleme girişimlerinin 6 ay içinde %80 oranında endişe verici bir artış gösterdiğini ortaya koydu. Bu, eklenen işlevlerin doğrudan bir sonucu. OpenAI, Haziran 2018'de GPT-1 Generative Pre-trained Transformer adı verilen ilk üretken yapay zeka sistemini piyasaya sürdü. Aksi takdirde üretken yapay zeka tehlikeli bir şekilde kontrolden çıkma riskiyle karşı karşıya kalır. Salesforce, Slack'te yerel üretken yapay zekayı kullanıma sunuyor. İşte böyle çalışıyor. Yapay zeka ile çalışmalarına devam eden Salesforce, bugün Slack veya Slack AI içinde yerel üretken yapay zeka yeteneklerini kullanıma sunduğunu duyurdu. Üretken yapay zeka çağında Slack, ekip verimliliğini artırmak için işletmenin her bölümünü birbirine bağlayan güvenilir, etkileşimli bir platformdur, dedi
yakın zamanda Slack'in CEO'su olarak Lydian Jones'un yerini alan Dennis Dresser. Yeni Slack AI özellikleriyle akıllı çalışma. Slack, yeni anlaşmalar ve BT sorunları hakkındaki tartışmalardan pazarlama planlarına ve İK politikalarına kadar her türlü iş görüşmesine ev sahipliği yapar. Davet talebinde bulunun. Bunu kolaylaştırmak için Salesforce, kuruluşların kolektif zekasını üretken yapay zeka ile birleştiriyor ve doğrudan Slack uygulamasının içinde kanal özetleri, konu özetleri ve yapay zeka araması olmak üzere 3 temel özelliği kullanıma sunuyor. Daha da önemlisi Wise, bunun Slack'teki yerel yapay zeka özelliklerinin yalnızca başlangıcı olduğunu doğruladı. Apple araştırmacıları Keyframer'ı tanıttı. Yüksek lisans kullanarak hareketsiz görüntüleri canlandıran bir yapay zeka aracı. Apple araştırmacıları, doğal dil komutları aracılığıyla statik görüntüleri canlandırmak için büyük dil modellerinin gücünden yararlanan Keyframer adlı yeni bir yapay zeka aracını tanıttı. Keyframer, büyük dil modellerini kullanarak animasyon tasarımını güçlendirmek başlıklı araştırma makalesi, yüksek lisans öğrenimlerinin animasyon endüstrisine uygulanmasında keşfedilmemiş alanları araştırıyor ve hareketin doğal dilde etkili bir şekilde nasıl tanımlanacağı gibi benzersiz zorluklar sunuyor. Daha doğrusu sanki Apple'ın büyük dil modelleri varmış gibi. Yapay zeka animasyon araçları tasarımı demokratikleştirme potansiyeline sahip olsa da araştırmacılar yaratıcı kontrolü ve memnuniyeti kaybetme konusundaki endişeleri kabul ediyor. Keyframer'ın etkileri, yapay zekanın insanın yaratıcı deneyiminin daha sezgisel ve ayrılmaz bir parçası haline geldiği beklenen bir kültürel değişime kadar uzanıyor. Evet, bugünkü haberlerimiz bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.